genel izleyici kitlesi için uygundur. Lojistik Dünyası programına hoş geldiniz. 2024'ün sonuna yaklaşırken bu senenin lojistik özelinde 360 derece bir değerlendirmesini yapmaya çalışacağız. Stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz var. Emre Eldener, Kıta Lojistik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı. 2024'te lojistik özelinde hem bölgesel hem küresel ölçekte neler yaşandı? Türkiye bir lojistik üs mü? Bunun için nasıl politikalar üretilmeli? Bütün bu konuları konuşacağız. Emre Bey, programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Emre Bey, aslında ben sizi yakinen de tanıyorum. Çünkü lojistiği hakikaten bütün ayaklarında temsil ediyorsunuz. Eski UTKAT Başkanısınız bir yandan. Hali hazırda Hizmet İhracatçıları Birliği'nde, FIATA'da ve Deniz Ticaret Odası'nda görevler üstleniyorsunuz. Evet. Çok önemli kurumlar bunlar. Gerçekten lojistiğin nabzını tutan kurumlar. Bir yandan da seneler boyunca üniversitelerde dersler verdiğinizi biliyorum lojistikle ilgili. Aynı zamanda sektörün de içindesiniz. Çünkü kıta lojistiktesiniz. O yüzden aslında lojistikte ne oldu dediğimizde 360 derece değerlendirme yapabilecek uzmanlardan bir tanesiniz diye düşünüyorum. 2024 yılı gerçekten çok hareketli geçti. Bize küresel gelişmelerin lojistiği nasıl etkilediğini gösteren çok fazla örnekle karşılaştık. Güvenlik riskleri, navlun fiyatlarını bir anda arttırdı. Süveyş kanalında yaşanan gelişmeler çok önemliydi. Diğer taraftan iklim riskleriyle karşılaştık. İklimde var olan, yani ani değişimler nasıl lojistiği etkiliyor? Özellikle Panama kanalında bunu gördük. Ben size şunu sorsam, 2024 yılında neler oldu genel olarak ve bunlar lojistiği hem küresel ölçekte hem bölgesel ölçekte hem de Türkiye açısından nasıl etkiledi dersem, genel değerlendirmeniz neler olur? Teşekkürler bu fırsatı verdiğiniz için her şeyden önce. Güzel sözleriniz için de çok teşekkür ediyorum. Hak ediyor muyum bilmiyorum ama. Ben de teşekkür ediyorum. Davetimize icabet ettiniz. Çok kıymetli. Sağ olun. 2024 biraz çalkantılı bir yıl oldu. Doğrusu söylemek gerekirse. Pandemiden sonra navlun fiyatları biraz aşağılara doğru geldi. Dedik tamam, dünya çapında da bir enflasyonu çok olumsuz etkileyen bir durumdu bu navlun fiyatlarının yukarı gitmesi. Yani ne kadar etkilediğini şöyle bir örnekle size anlatmak istiyorum aslında. Benim böyle kendimce bir Big Mac endeksim var. Yani Şangay'dan İstanbul'a 40'lık konteyner navlunu benim için bir gösterge. Şimdi bu rakam pandemiden önce 3000 dolarlar civarındaydı. Pandemi sırasında 14.000 dolarlara kadar çıktı. Şimdi bir konteynerin içerisine toplam mal bedeli olarak ortalama 50.000 dolarlık bir malzeme koyarsanız, bunun da yalnızca taşıma maliyeti en az 10.000 dolar artarsa, bir kere her şey zaten %20 daha pahalıya geliyor. Dünya üzerindeki nasıl oluyordu işte Amerika'da işte %10 gibi bir enflasyon oldu, Almanya'da nasıl %8'lik bir enflasyon olduğunu açıklaması çok basit. Sırf navlunlarla bile açıklanabilecek bir durumdan bahsediyoruz. Çünkü geldiği ülkede bir de bu sefer sif bedel üzerine navlun eklenmiş, yani malın bedelinin üzerine navlun eklenmiş haliyle bir de vergi ödeniyor düşündüğünüz zaman. Çok doğal. Şimdi bu süreç geride kaldı diye düşündük pandemi sonrasında. Nitekim de rakamlar aşağı doğru inmeye başladı. Fakat Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'in en güneyindeki o boğaz aşağı yukarı 30 kilometre genişliğinde, çok dar bir yer orası. İşte dronlarla veya işte korsan botlarla tekneleri taciz etmesi sonucu global konteyner işletmecileri, armatörler dedi ki biz Süveyş'ten geçemeyiz. Bunun ticari bir maliyeti değil, insani bir maliyeti söz konusu. Bunu da biz rakamlarla açıklayamayacağımız için biz Süveyş'te kullanmayı bıraktık. Peki ne yapacağız? Ümit burnundan dolaşarak Avrupa'ya gideceğiz. Bu noktada en büyük transit süre problemini yine Doğu Akdeniz bölgesi, yani bizlerin olduğu bölge yaşıyor. Neden? Çünkü Süveyş'ten geçtikten sonra gemi Akdeniz'i geçip
kontinent limanlarına, yani Batı Avrupa limanlarına yine bayağı bir zaman alacak gitmesi. Yani Ümitburnu'ndan geçmesiyle Süveyş Kanalı'ndan geçmesi arasında 10 günlük bir fark oluyor. Yani Avrupalılar bu kadar dezavantajlı olmadılar. Bizim için ise durum 30 günlük transit süreden Ümitburnu'nun etrafından dolaşma, Cebeli Tarık'tan geçip Türk limanlarına gelmesi bize en az 30 gün fazlaya mal oldu. Bu otomatik olarak navlunlarda ciddi bir olumsuz etki yaptı. Nedeni basit, çünkü düşünebiliyor musunuz? 30 gün yerine 60 günde taşınıyorsa mallar, aynı miktarda malın bir yere ulaşması için sizin iki kat daha fazla konteyner, iki kat daha fazla gemi kullanmanız lazım. Çünkü mallar denizde oluyor. Bu durumda hem konteynere hem de konteyner gemilerine olan talep artıyor. Bir de üzerine ekstra deniz mili yaptığını düşünürsek gemilerin, doğal olarak fiyatlar düşmedi ve aslında bu yaz özellikle Temmuz'da ciddi şekilde yükselen bir takım navlun maliyetleriyle karşılaştık. Fakat Temmuz'dan sonra güzel bir şey oldu. Rakamlar düşmeye başladı. Ve Temmuz'dan bugüne ortalama konteyner endekslerine de bakacak olursak dünya genelinde %35'e varan bir navlunda indirim yaşandı. Fakat şu anda sabitlendi. Artık daha fazla navlunlar ben düşeceğini zannetmiyorum. Yani maliyetler... O sıcak aşamayı biraz geçtik gibi. Artık çok da düşmemesi lazım bu noktadan sonra. İyi bir yere geldiğini düşünüyorum. Bu sefer çok düştüğünde de biz bunları da yaşadık bundan 7-8 yıl önce biliyorsunuz. Koskoca armatör Hanjin, Koreli armatör iflas etti. Yüz binlerce konteyner dünyanın dört bir tarafında kaldı. Yani bu noktaya da gelinmemesi lazım. Armatörlerin de bir şekilde bir denge hayatta kalabilmesi gerekiyor. Yani çok basit lazım. Yine Şangay, İstanbul navlunu, Kırklık navlunu 1.000 dolara düşemez. Düştüğünde bu sefer başka çok ciddi bir takım problemler yaşamaya başlıyoruz. Ama 10.000 dolar da olmaması gerekiyor. Yani 3-4-5.000 dolarlar civarında bir yerde gezmesi gerekiyor. Oralara geldiğimizi ben düşünüyorum. İnşallah da bundan sonra daha da fazla artmaz ve stabilite sağlanır. Çünkü yani biz şirket olarak neredeyse 50.000 konteynerlik bir hacmimiz var yıllık. Şimdi bu noktada biz de sabitleyebilmek istiyoruz müşterilerimiz nezdinde fiyatları. Ama fiyatlar 15 günde bir değişiyor. Armatör de diyor ki ben size uzun vadeli fiyat veremem. Çünkü ben de bilmiyorum ne olacağını. Bu aslında gerek bütçeleme, gerek üretim planlaması, bizim müşterilerimiz nezdinde konuşuyorum, gerekse ürünlerinin fiyatlaması aşamasında ciddi bir problem yaratıyor. Bu belirsizlik süreci... Öngörülebilir değil çünkü. Aynen öyle. Bu belirsizlik aslında hiç kimse için iyi değil. Bizim de bütçe yapmamızın önünde büyük bir engel oluşturuyor aslına bakarsanız. Sanıyorum 2025'e daha stabil bir ortamda gireriz diye düşünüyorum. Şu andaki navlun piyasasındaki durum bu ama 2024 bayağı bir çalkantılı geçti. Öte yandan tabii tam şu anda ben size biraz karayolu piyasasından da bahsedeyim. Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne çok ciddi bir karayolu yük hareketi var. Şu anda ithalatımız düştü. İthalat düştüğü için Avrupa Birliği'nden buraya gelecek mal olmadığından ötürü ihracat navlunlarımız arttı. Kapıkule'deki bekleme süreleri arttı. Tır operatörleri, ki hani biz de onlardan bir tanesiyiz, tırlarımız var, düzenli bir şekilde Almanya, Hollanda'ya gidiyoruz, geliyoruz. İhracat yükünü alırken acaba ithalat yükü bulabilecek miyim endişesiyle, olur da boş dönerim korkusundan biraz navlunları yukarı çekme durumu da olabiliyor aslına bakarsanız tır operatörleri. Buna dikkat çekmek istiyorum çünkü gerçekten boş kalabilirler araçlar. Ya da beklemeleri gerekebilir. Şimdi siz ithalat yükü bulmak için eğer 8-10 gün bekleme gibi bir şeyi kafanızda planladıysanız, gidişteki navlunu biraz arttırmaya çalışırsınız ki dönüşteki ekstra bekleme maliyetinin bir kısmını ihracatçıdan en azından tahsil edebilirsiniz. En güzeli tabii, ideali ithalat ve ihracat miktarının, hacminin, iş hacminin eşit olması. Herkes bunu istiyor ama maalesef bu çok değişken. Bir ara ihracat yoktu, ithalat malı çoktu. Bu sefer ithalat navlunları arttı vesaire. Yani çok basit, yine rakamdan bahsetmek istiyorum. Gidiş dönüşte bir tırın örneğin İstanbul-Almanya arasında yaklaşık 6.000 euro navlun toplaması lazım. Şu anda ihracat 3.700,
İthalat 2300-2500 euro. Bu ne gösteriyor bize? Ciddi bir ihracat talebi var ama ithalatta talep yok ki, navlun düştü. Evet. Bu şekilde çok rahatlıkla görebilirsiniz. İthalatın düşmesi tabii ki bizim istediğimiz bir şey Türkiye'de normal şartlarda. Dış ticaret açığını olumlu etkileyen bir faktör. Fakat gelen ithalat malının %60-70'inin ihracat ürünlerinde kullanılan ara malı olduğunu düşünürsek bu hiç iyi bir şey değil şu anda. Bugün ithalat düşüyor. Bir talep azalması söz konusu. Niye? Acaba ihracatçılarımız önümüzdeki aylarda üretim mi yapmayacaklar? Veya üretimi mi düşürecekler? Bu olasılık var mı? Olabilir. Çünkü neden? Şu anda euronun ve doların ciddi şekilde baskılandığını düşünürsek, yani çok sayıda tekstil müşterimizden biliyorum, ciddi şekilde maliyet problemi yaşıyorlar. Satmakta zorlanıyorlar. Mevcut pazarlarını maalesef başka ülkelere kaptırıyor. Nerelere gidiyor? Mısır'a, Ürdün'e, Fas'a. Ben tekstilci açısından konuşuyorum ama bu genel anlamda birçok ülke için geçerli. Bizim ihracat yaptığımız Çin'e kaybediyoruz sonuçta. Navlunlar düştükten sonra Çinliler tekrar rekabetçi oldu aslına bakarsanız şu anda Avrupa pazarları için. Bir tek avantajımız neydi? Biz 5-6 günde teslimat yapabiliyorduk. Çinliler 45-50 günde gidebiliyorlar. Ama o maliyet farkından ötürü tekrar cazip hale gelmiş olabilir. Çin üreticisinin ürettikleri. Böyle bir ihracatçının üzerinde ciddi bir maliyet baskısı da var açıkçası. Navlunlarla ilgili söyleyeceğim bir şey daha var. Biz Orta Doğu piyasasında, Orta Doğu pazarında çok aktif bir ihracat ülkesiyiz. Yani Suudi Arabistan'ından işte emirliklerine, Katar'ına, özellikle Katar'a çok ciddi bir dış ticaret ortağımız bizim. Kuveyt'e ve o bölgedeki diğer bütün ülkelere Türkiye'den çok ciddi bir ihracat söz konusu. Süveyş öncesi olan navlunlarla Süveyş'teki bu bombalamalar, Hutilerin saldırısı sonrası gelişen durumda navlun 4'e katlandı. Şimdi Türkiye'den Orta Doğu'ya giden navlun 4'e katlandığı zaman Orta Doğu'daki müşteri acaba ben bunu Hindistan'dan alabilir miyim diye bakıyor. Çünkü neden? Hutiler orada yoklar. Orada bir navlun problemi de yok. Transit süre hiç yok. 4-5 gün. Böyle düşündüğün zaman Hint yarımadasına bakmaya başlıyorlar. Çünkü biz bir 20-25 günlerde teslim edebiliyoruz. Süveyş'ten geçerek ciddi aktarmalı. Ümit burnunu dolaşmaya kalkarsak 45-50 günde gidiyoruz. Hem navlun pahalı hem 45-50 gün transit süre. Siz Dubai'deki bir ticari, dış ticaret şirketi olsanız alternatif arar mısınız? En azından bakarsınız ne var ne yok diye. Bu problem bizim ülke olarak kontrol edebileceğimiz problem değil. Ama baş etmek durumunda olduğumuz bir süreçle karşı karşıyayız. Yani bu Süveyş problemi bize çok fayda etmedi şu haliyle. Biraz anlattıklarınızı alıp dediniz ki bu aslında bizim elimizde olan bir durum değil ama ülke olarak, Türkiye olarak bununla baş etmemiz gerekiyor dediniz. Bizim her zaman söylediğimiz bir söz var. Türkiye bir lojistik üsttür. Coğrafya kaderse kader bize gülmüş demektir. Çok harika bir konumdayız. Ancak kuzeyimizde güvenlik riskleri, Rusya-Ukrayna savaşı, güneyimizde sizin anlattığınız, deminden beri detaylandırdığımız problemler ve aslında o kadar iyi detaylandırdınız ki puzzle'ın parçaları gibiler. Birbirlerine son derece bağlılar. Evet. Eğer bir yerde navlun fiyatı artarsa buradaki üreticiler, satıcılar başka yerlere kayma eğiliminde oluyorlar. Tabii ki karlarını maksimize etmek için. Çok önemli söyledikleriniz. Peki Türkiye bir lojistik üs mü? Lojistik üs olması için nasıl politikalar üretilmeli ve bu yani elimizde olmayan da bir sürü şey var. Yani üç tarafımız denizlerle, dört tarafımız biliyorsunuz güvenlik riskleriyle çalkalanan bir coğrafyada yaşıyoruz. Ne dersiniz? Türkiye'nin 2024 görünümüne nasıl bakarsınız? Ya, Türkiye'nin aslında dediğiniz gibi yani konum olarak olağanüstü bir yerdeyiz. Ama bizim dışımızda olan nedenlerle çok basit. Örneğin biz Yemen'deki bu problemi geçmişte olsaydı, Arap Baharı'ndan önce olsaydı, Suriye'den tırlarla 7 günde Suudi Arabistan'a giderek
çok rahatlıkla çözebilirdik. 7 günde Arabistan'a giderdik, atıyorum 10 günde ne bileyim emirliklere mal boşaltırdık, işte 14 günde Umman'a giderdik filan. Şimdi böyle bir şey mümkün değil çünkü Irak güvenlik nedeniyle tamamen kapalı, oradan geçmemiz mümkün değil. Çünkü belki hatırlarsınız bilmiyorum ama Irak'taki savaş sonrasında yaklaşık 70 kadar Türk şoförü öldürdüler. Yani Kuzey Irak'tan güneye geçtiğinde Türk plakalı araçlar özellikle saldırıya uğradıkları bir süreç yaşadık. Bu nedenle zaten kimse gitmiyor. Iraklılar kendileri bekliyor. Yani çekici değişiyor veyahut da malı aktarıyorlar araçtan aşağı. Şimdi Irak'ı unutalım. Bir transit geçiş noktası değil bizim için. Suriye ile de şu anda bunu yapamıyoruz. Çünkü Suriye'den de tırlarımızın geçişine şu anda izin yok. Geriye yalnızca konteyner servisi kalıyor. Burada da işte demin bahsettiğim durumla karşı karşıyayız. Yani 20-25 günden önce malları konteynerle herhangi bir Orta Doğu destinasyonuna ulaştırmak pek mümkün değil. Cidde hariç. Cidde'de de konteyner limanında ciddi bir yoğunluk var. Onu da altını çizmem lazım. Nasıl yapıyorlar? Şöyle, Süveyş'i kullanarak bazı armatörler Orta Doğu'ya hatta Uzak Doğu'ya mal sevkiyatlarını halen yapıyor. Toplam 4 tane armatör var şu anda Süveyş üzerinden çalışan. Ağırlıklı olarak Cidde'ye götürüyorlar malları. Cidde'de aktarıyorlar. Daha küçük, büyük bir kısmı Arap bayraklı gemilerle Süveyş'ten güvenli bir şekilde geçip Orta Doğu limanlarına malları teslim edip bir tek Kuveyt'e gidilmiyor şu anda. Kuveyt'e servis yok Süveyş üzerinden. Çok enteresan, nedenini bilmiyorum. O kadar kuzeye çıkmıyorlar. Orta Doğu limanlarına uğradıktan sonra bu gemiler Hint Okyanusu'na doğru devam ediyor. Hint limanlarına ve devamına. O yüzden şimdi lojistik üst dediğimizde bir kere güney koridor kapalı, karayoluna kapalı. Kuzeyde zaten şu anda mesela Ukrayna'ya Türk Hava Yolları uçmuyor. Yani kargo, yani bırakın Türk, hiçbir hava yolu Ukrayna'ya uçmuyor. Her şey karadan Avrupa üzerinden taşınmak zorunda. Çünkü Ukrayna limanlarına da yanaşmaya korkuyor armatörler. Şimdi kuzeyde böyle bir problem var. Rusya ile olan çalışmamız da ciddi şekilde sekteye uğradı. Dünya üzerindeki bu savaştan kaynaklı baskılar ve ambargolar nedeniyle ülke olarak biz onlara uymak durumunda kaldık. Ve ne oldu? Kuzey tarafta bir sıkıntımız var. Güneyde problemimiz var. Doğu-batı aksında çalıştırabiliyoruz. Türkiye'yi bir lojistik üs olarak. Orada da Çin'den çıkan trenlerin hızlı bir şekilde Türkiye'ye ulaşması şu anda pek mümkün değil. Sınır beklemelerinden kaynaklanan nedenlerle. Bizim çünkü Almata'da, Kazakistan'da da bir şubemiz var. Çok da güçlü bir operasyon orası. Oradaki arkadaşlarımı da söylediği, Çin'le aralarında çok büyük bir ticaret var. Yani Çin'den çok Kazakistan'a malzeme taşıyoruz. İşte geçenlerde buradaydı arkadaşlar. Dedim nasıl durum Çin-Kazak sınırında? Dediler ki yani biz karayolu yüklemesi yapıyoruz. 2 hafta bekliyoruz Çin-Kazak sınırında. Zaten diyorum bu transit süreniz sizin, tamam Çin'den nereden yüklediğinize göre değişir ama yani 7-8 gün değil mi? Bir de ona 2 hafta bekleme mi ekleniyor? Evet dediler. Peki dedim bunu müşteriler kabul ediyor mu? Alternatifleri yok dediler. Kabul ediyorlar. Şimdi böyle bir 2 haftalık süre var. Çünkü biz Çin'den Türkiye'ye karayolu da yapıyoruz. Bu süre yazın 19 gündü. Şu anda 35-40 günlere çıktı. Çünkü 2 yerde bekleme var. Birincisi Çin-Kazak sınırında. İkincisi Aktau Limanı'nda. Yani Hazar Denizi'ni tırların geçişi için kullanılan Roro'larda da bekleme var. Orada da 2 hafta bekleme var. Şimdi toplamda siz 1 ay oturuyorsunuz yani malı Çin'den Türkiye'ye getireyim derken. Bu sefer bu bir alternatif değil. Madem karayolunda da böyle bir sıkıntı var, şu anda demir yolunu çok aktif bir şekilde kullansak, aslında her şey tıkır tıkır gitse, Çin-Kazak sınırından İstanbul'a mal bekleme olmasa 9 günde gelebiliyor. Şimdi bakın, o zaman lojistik üs oluyorsunuz gerçek anlamda. Aktarmayı yaparsınız, işte Marmaray hattını geceleri yük trenleri kullanabiliyor kısa bir süre içinde olsa. Oradan geçişi sağlarsınız veya feribotlarla vagonları geçirip Avrupa'ya devam ettirebilirsiniz. Bu durumda orta koridor gerçek anlamda çalıştırılabilmiş olur. Bizim sınır beklemelerini bence bu kamunun da devletin de ciddi şekilde devreye girmesi ve bu tren katarlarının
herhangi bir sınırda beklemeden, RoRo'larda beklemeden Türkiye'ye ulaşmasını sağlamamız gerekiyor. İşte o zaman gerçek anlamda lojistik üs oluruz. Bir de tabii lojistik üs olabilmek için aslında birçok şeyi biz yaptık. Ne yaptık? Limanlar özelleştirildi. Çok sayıda limanımız var. Konteyner tarafında da, Dökmeyük tarafında da. Gümrükte dijitalleşme süreci başladı. Gümrükteki dijitalleşme sürecinin başlangıcı da çok aslında bakarsanız tabii ki üzücü bir durum ama 2020 yılında pandemi başladığında Nisan-Mayıs aylarında çok dijitalleşmiş bir gümrük yapımız yoktu. Her şey fiziksel evrak değişimiyle olduğundan, şoför iniyor aracından, gümrük memurunun yanına gidiyor, evrağı onaylatıyor falan derken çok sayıda gümrük memuru enfekte oldu ve hayatını kaybetti. Böyle olunca gümrükte dijitalleşme, yani herhangi bir kimseye dokunmadan işlemlerin gerçekleştirilmesi süreci başladı. Mecburi hale geldi. Bu bir mecburiyet. Bunun, yani insan hayatının değeri parayla ölçülemediği için gümrük müdürlüğü de bu süreci çok hızlı bir şekilde başlattı. İyi bir yere geldi. Özellikle transit aktarmalarda biraz daha çaba harcamamız gerekiyor süreleri kısaltmak adına açıkçası. Ama yani T1 hazırlanması, şu anda transit aktarmalarını gerçekleştirmesi falan fena bir noktada değiliz. O süreci çok hızlandırmamız lazım. Örnekler var. Hollanda, Singapur gibi, Dubai gibi transit aktarmayı artık tıkır tıkır işleten, olayı tamamen dijital boyuta taşımış ülkeler var. Çok rahatlıkla onları örnek alıp ülkemizi bu anlamda çözebiliriz. Yani bizim coğrafi konumumuzun değerinden bağımsız biz kendi içimizdeki bu problemleri çözmemiz lazım. Buyurun. Güzel bağladınız. Ben de o zaman soruyu şöyle bağlamak istiyorum. Destek ve teşviklerden bahsettiniz. Bunların önemli üzerinde durmalıyız bence. Son 3 dakikamızda bundan bahsedelim istiyorum. Dijitalleşmeye geçtik gümrüklerde. Demir yolunu daha öncelikli hale getirmeliyiz ki işlerin tıkır tıkır işlemesi için dediniz. Özellikle Hizmet İhracatçıları Birliği'nden bahsedersek son 3 dakikamızda belki buradan da bu konuyla ilgili gerçekten haber almaya çalışanlar vardır diye düşünüyorum. Hizmet İhracatçıları Birliği... Destekler, teşvikler neler? Hizmet İhracatçıları Birliği tabii ki 10 ayrı sektör içinde barındırıyor. Bunlardan bir tanesi yük taşımacılığı ve lojistik. Yük taşımacılığı ve lojistik sektörü net ihracatçı konumunda. Hizmet satın alıyorlar tabii ki yurt dışından yani sektör olarak ama... Net olarak baktığımızda lojistik hizmet satan net ihracatçı olan bir sektörüz. Çok ciddi istihdam sağlıyoruz. Bu nedenle teşviklerle desteklenmesi gerekiyor. Bir teşvik süreci içerisindeyiz. Teşvikler alıyor sektör. Bunların genişletilmesi gerekiyor. İşte fuar teşvikleri var, marka teşvikleri var. Yine hizmet sektörüne, Türk Quality'ye hizmet sektörünün dahil edilmesi mümkün oldu bundan bir 8 yıl kadar önce. O süreçte Türk Quality ve marka teşviğe ki bizim şirketimizde onlardan bir tanesi dahil olan lojistik firmaları var. Oradaki kapsamın belli başlı bazı sektörlere göre daha düşük olduğunu görüyoruz. Mesela bilişim sektörüne göre, sağlık sektörüne göre. Burada bir miktar daha dengelenmesi gereken bir süreç var açıkçası. O noktada da tabii ki Ticaret Bakanlığı'na çok yakın bir çalışma içerisinde Hizmet İhracatçıları Birliği. Onu söyleyebilirim size. Teşekkür ediyorum Emre Bey. Öncelikle teşekkür ediyorum davetimize icabet ettiğiniz için. Küresel gelişmeleri ele aldık. Süveyş kanalındaki güvenlik risklerinin lojistiği ne kadar çok etkilediğini, arz talep dengesini nasıl değiştirdiğini, kırdığını ve aslında lojistikte meydana gelen bir değişimin, domine taşlarının birbirini etkilemesi gibi birçok farklı alanda tezahürünün olduğundan bahsettik. Bunun dışında Türkiye lojistik bir üs müdür diye sorduk. Aslında coğrafi olarak bakıldığında cevabımız elbette ki evet, ancak elimizde olmayan birçok güvenlik riskiyle, çatışmalarla karşılaşıyoruz dedik. Ve en sonunda bazı iyileştirmelere ihtiyaç olduğundan bahsettik. Bununla ilgili Hizmet İhracatçıları Birliği ve Bakanlık el ele vermiş çalışıyor dediniz. Ancak bunun altını önemli çiziyorum. Teşvikler daha dengeli şekilde verilmeli. Türk Aleti kapsamında zaten bu teşvikler devam ediliyor verilmeye. Ancak lojistiğe daha fazla bir kaynak ayrılması gerektiğini, daha fazla destek ve teşvik verilmesi gerektiğini söylediniz. Bence 2024'te olanları şöyle 360 derece
gördük diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz. Benim için de bir ufuk turu oldu. Teşekkür ediyorum tekrardan katılım sağladığınız teşekkürler. İçin. Teşekkürler. Sağ olun. Programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta aynı gün aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.